Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bakın bu derste ne yapacağız aslında? Number'larla alakalı ben size temel bilgiler verdim. Bunları daha detaylı bir şekilde de açıklayacağız aslında sınıf yapılarına geldiğimizde. Ama ondan önce bakın burada neyi açıklamamız gerekiyor? String'leri açıklamamız gerekiyor. Diğer türümüz buydu. Şimdi bakın Python'da string dediğimiz şey aslında ne arkadaşlar? String dediğimiz şey aslında string yazıyorum. Standart dillerde de aslında bizim bildiğimiz ifadelerle birlikte ya da biz buna bakın burada str diyoruz. Bu str dediğimiz şey ne? A combination of characters in Python diyorum. Tabi bakın her seferinde söylüyorum karakter diye bir tür yok burada aslında. Bunlar ne olarak bize veriliyor? Ya integer olarak veriliyor ki bunun aslında boyut ve verilerini aslında anlamlandırmak istediğimizde neye çeviriyoruz? Bu ASCII karakterleri çevirerek aslında string'in içerisine atama yapabiliyoruz. C ya da C++'da da bu durum aynı şekildedir arkadaşlar. Şimdi bakın Python'da string bir class arkadaşlar. Aslında diğer türlerin hepsi de class. Çünkü object oriented kısmı da aslında buradan geliyor. Ve bakın bizim burada tanımlama yapmak istediğimizde örneğin A eşittir sallıyorum Mehmet gibi bir ifade yazıyorum buraya. Şöyle bir ifade tanımladığımızda iki tırnakla aslında arasına verilen herhangi bir şey aslında burada string olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ya da tek tırnakla verdiğimiz ifadeler burada bizim stringlerimiz oluyor arkadaşlar. Stringler için bakın sadece bunlar değil, operatörleri de aslında stringlerin içerisinde kullanabiliyoruz. Operators can be used in string class diyorum bakın burada. Şimdi bakın bunu neden söylüyorum? Aslında şundan dolayı söylüyorum. Extra'nın içerisine geliyorum. Bir tane aslında string tanımlıyorum burada. Örneğin bunun ne olsun ismi? Şöyle gidelim. str x olsun. str x'in içerisine gidip şöyle çift tırnakla aslında tanımlama yaptığımda buraya geliyorum mesela diyorum ki Mehmet ya da mekatronik yazalım buraya. Şimdi bakın normalde biz bunu str x'in içerisindeki türü öğrenmek istersek eğer arkadaşlar şöyle geliyorum type diyorum. Type'ın içerisine bakın burada ne yapmam gerekiyor? Bir virgül koyuyorum. str x'i buraya koyuyorum. Şöyle hatta str x değil şurada string yazayım. Şöyle buraya da geleyim. Type diyeyim. Şöyle. Type'ın içerisine de aslında arkadaşlar ne yazacağım? Type str x ifademi yazacağım. Şimdi bakın bunu çalıştırmak istediğimde ben string'in mekatronik olduğunu type'ın sayısı da class str içerisine alındığını yani aslında string ifadesinin içerisinde olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapmamız gerekiyor? Aslında bunların örneklerini yapmamız gerekiyor. Print dediğimde bakın strx siz buraya geçtiğinizde strx aslında işlemin içerisine alınan ve bunun içerisinde ne varsa onu gösteren bir ifade oluyor. Ancak arkadaşlar bakın bu strx'in içerisindeki her şeyin bakın biz bir class olduğunu söylemiştik. Class'lardan kastımız ne? Şu anda bunların hiçbirini bilmenize gerek yok ama bakın şuraya print diyorum. Print dedikten sonra strx'in içerisinde aç kapı parantezde aslında bir boşluk tanımlıyorum burada. Şimdi bakın bu ifade aslında bir operatörün kendisi oluyor. Şuraya sıfır ifadesini ben koyduğumda arkadaşlar şöyle sıfırı koyduğumda ve bunu tekrardan yazdırdığımda bakın burada bir M karakteri görüyorsunuz. Şimdi bakın bu ne demek? Aslında C ya da C++'da biz hani gidip bir dizinin içerisinde atama yapmak istediğimizde str 0 dediğimizde bu char elemana ulaşıyorduk ya. Char yıldız türünden bir eleman alıyorduk. Ve bu char yıldız türünden elemanın içeriğini alıp aslında değerlerine erişiyorduk. Aslında bu algoritma da onu yapıyor. Yani bir string'in içerisindeki ifadeyi biz ne yapabiliyoruz? Burada elde edebiliyoruz. Peki bunun türü ne arkadaşlar? str x'in türü de aslında size string olarak geliyor burada. Ya da str türünden geliyor. Çünkü bakın karakter türü aslında burada içerilmiyor. O yüzden bakın buradaki operantların hepsiyle aslında biz bu işlemlerin hepsini yapabiliyoruz. Şimdi bakın Python class'larla tanımlanmış bir dil olduğu için aslında str x ifadesinin içerisine sıfırı biz buraya gömdüğümüzde aslında burada bir operatör overloading oluyor. str x'in aslında gidiyor burada operatör şöyle bir ifadesini alıyor
ve bunun içerisine bir tane aslında sıfır değeri yerleştiriyor. Standard definition'ın içerisinde, çağrımın içerisinde aslında bu operatör ifadesi C++'da veriliyor. Ancak bakın arkadaşlar, klasların içerisinde biz bunu gördüğümüzde, yani Python'ın içerisindeki klaslarda biz bunu gördüğümüzde, bunun özel bir operantla ifade edildiğini, subs ya da operatör atıyorum şu aç kapa parantez ifadesini biz burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama bir string'e erişmek istiyorsanız bakın buna indis verip aslında erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bir string'in içerisinde bakın str x diyorum ve şöyle bir ifade koyuyorum bakın. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. Şimdi bakın bu ifade ne demek biliyor musunuz? Bir dizinin içerisindeki bütün elemanlara aslında iki noktayla ulaşabiliyorsunuz. Every element can be obtained diyorum buraya. Neden aslında bunu yapıyorum? Şundan dolayı. Bakın bu stringleri eğer kullanacaksanız ileride str eksen içerisine bakın iki nokta ifadesini koyarsanız eğer bu stringin içerisindeki her ifadeyi alıp oraya götürüyor. Ancak arkadaşlar bakın print yazıyorum burada. Print'in içerisinde str eksen içinde gidiyorum 5 yazıyorum buraya. Yanına yazıyorum bakın iki noktanın. Bunu yazdığımda arkadaşlar bakın son noktaya kadar aslında gelmiyor. Bakın burada meka ifadesini görüyorsunuz ya. 1, 2, 3, 4, 5 tane aslında string'i burada içerdiğini görüyoruz. Bakın bunu. Ya da arkadaşlar buna başlangıç ve bitiş değeri verebiliyorsunuz. 2'ye 5 diyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bakın ikinci karakterden başladıktan sonra C ile başlıyor. Çünkü sıfırıncı indis, birinci indis, ikinci indis C oluyor. H, A ifadesi oluyor. Aynı algoritmaya bakın biz gidip eğer burada string'in içerisine şu şekilde yaparsak bu sefer başındaki değeri değil sonundaki değere kadar aslında bu değerlerin hepsini alabiliyor arkadaşlar. Bunların tabi hepsi nereden geliyor? Operatör overloading'den geliyor. Bu mekanizmayı daha şu anda bilmiyoruz ama klasların içerisinde öğreneceğiz. Çünkü bakın str x aslında arkadaşlar burada string tanımlı olduğu için bakın ben buna baktım da str x'in içerisinde bir string değere sahip olduğunu, türünün bu olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Şu anda biz bunları bilmek zorunda mıyız? Hayır değiliz. Ama siz bir uygulama geliştireceksiniz. Ya da atıyorum bunları gerçekten buraya eklemek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız biz bunları çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Ya da bakın burada print'in içerisinde biz bir add işlemiyle, yani aslında str x diyorum bakın, add Mehmet İşcan diyorum bakın buraya. Şöyle koyuyorum. Ve bunu yerleştirdikten sonra, çalıştırdıktan sonra bakın mekatronik Mehmet İşcan ifadesini aslında buraya yerleştirebiliyoruz. Şimdi bakın bizim bunları C'de ya da C++'da yapmak için aslında ne yapmamız gerekiyor? Bu karakterlerin hepsine ulaşmamız gerekiyor. Ya da C++'da klasları kullanıp stringleri kullanmamız gerekiyor. Ama zaten buradaki türlerin hepsi şu ifadelerin içerisinde, string'in içerisinde zaten overload edildiği için bu fonksiyonların hepsini aslında bizim bakıp derleyip çalıştırıp bunların değerlerini işletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları neden söylüyorum? Aslında şundan dolayı. Bakın biz bunların hepsini zaten ilerleyen derslerde bakacağız. Fonksiyon kavramını da anlattıktan sonra, klasları da anlattıktan sonra daha detaylı bir şekilde bunları inceleyeceğiz. Ancak siz bunların kullanımlarına baktığınızda ya da atıyorum biz bunları irdelediğimizde şu ana kadarki olan uygulamalarda bunları yazmaya çalıştığımızda döngülerin içerisinde bu algoritmaları da tekrar tekrar görüp çalıştıracağız arkadaşlar. Bu yüzden bakın bizim ne yapmamız gerekiyor? Aslında buradaki örnekleri çoğaltmamız gerekiyor. Buradaki algoritmanın içinde bakın arkadaşlar size göstermediğim bir ifade daha vardı. Bir a eşittir diyorum. Len diye benim bir standart bir built-in function'ım var. Bu len fonksiyonu aslında bir class'tan türetme ve class'ın içerisinde str eksi bakın ben buraya koyuyorum. Koyduktan sonra bakın buraya gelip print yazıp aslında ne yapabiliyorum? Len of str diyorum. Ve buraya gelip a'yı koyabiliyorum. Ya da şöyle diyeyim size of str diyeyim ve bu döngüyü de alıp burada çalıştırayım. Şimdi bakın len of str'nin burada 11 olduğunu söylüyor bana arkadaşlar. Neden söylüyor? Aslında şundan dolayı bakın. Bu len fonksiyonu biz buraya ne verirsek verelim. Buraya ister liste verelim, ister atıyorum farklı bir tür verelim. Bunların hepsini doğru bir şekilde bize döndürebiliyor. Stringlerle alakalı aslında şu anda bilmeniz gereken tek şey bu. Örnekleri zaten yaparken bakın ben bunların aslında C veya C++'da olan ilişkilerini de size detaylı bir şekilde vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ancak biz bunları kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Şuradaki aslında 5 kuralı bilmemiz, bunlara bu şekilde erişiyor olabilmemiz bizim için şu anda yeterli oluyor arkadaşlar. İkinci olarak bakın burada ben str eksi alıyorum ya. Nokta dediğimde bakın burada bunların bir sürü metotları var arkadaşlar. Zaten bunlar nereden geliyor bakın.
Bunlar arkadaşlar tamamen, bakın tamamen aslında overloadlarından geliyor burada. Yani bu aslında bir klas olduğu için bana bunları çıkarıyor burada. Tabii şu anda bunları denememize gerek yok. Çünkü bizim yazacağımız fonksiyonların içerisinde şu anda biz bunları daha kullanmayacağız. Ama bu yapıları ben size daha detaylı bir şekilde anlattığımda, klaslara geçtiğimizde bunların da nasıl kullanıldığını daha detaylı bir şekilde aslında gösterebileceğim arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste biz ne yapacağız aslında? Gideceğiz bunların list yapılarına da bir bakacağız. Çünkü bizim onu da öğrenmemiz gerekiyor. Listlere geldikten sonra bakın bunların özelliklerini tekrardan tartışacağım ama tekrardan söylüyorum. Sadece şu fonksiyonları bilip bir string'i siz bu şekilde oluşturabiliyorsanız ve bu string'in içerisinde oluşturduğunuz fonksiyonlarla bunları gerçekleştirebiliyorsanız şu anlık bizim bunları yazdırmamız ve yapmamız yetecek arkadaşlar.